Dünyamızda yaşayıp da kimi şeylere kafası karışmayacak birileri varsa onlar da bilim insanlarıdır. İşleri zaten insanların geri kalanının anlayamayacağı şeyleri anlamlandırmak değil midir zaten? Ama bazen bilim insanlarını bile şaşırtan bir dünyada yaşadığımız kesin. Arkanızı yaslanın ve sonuna kadar izlediğinizden emin olun. Çünkü bugün sizler için bilim insanlarının bile açıklayamadığı keşifleri derledik. Abone olup bildirimleri açtıysak başlayalım. Marfa ışıkları. Gökyüzünde gizemli ışık hüzmeleri ne zaman ortaya çıksa her kafadan anında bir ses çıkıyor ve insanlar ortaya farklı teoriler atmaya başlıyor. Bu teorilerin büyük çoğunluğunu da tahmin edebileceğiniz üzere UFO'lar oluşturuyor. Ama Batı Teksas'ta meydana gelen Marfa ışıklarıyla alakalı değişik bir şeyler var. Ortaya ne kadar teori atılmış olursa olsun bu teorilerden hiçbirinin tuttuğunu söyleyemeyeceğiz. Marfa ışıklarını anlatmak gerekirse ABD'nin Teksas eyaletinin batısında kalan Marfa kasabası yakınlarında görülen parlayan küreler diyebiliriz. Marfa ışıklarına tanık olanlar bunları genellikle beyaz, kırmızı, sarı ve diğer renklerde gördüğünü söylüyor. Boyutlarının ise aşağı yukarı bir basket topu kadar olduğundan bahsediyorlar. Bu ışıklar genellikle yanıp sönüyor, havada süzülüyor, ani hareketler yapıyor ve hatta kimi zaman iki farklı küreye ayrılıyor. Yılın herhangi bir vakti herhangi bir hava durumunda ortaya çıkabiliyorlar. Ama genellikle yılda 12 gece civarında görülüyorlar. Bu ışıklardan ilk olarak 1883 yılında bahsediliyor ve insanlar olarak o zamandan beri bu ışıkların neyin nesi olduğunu çözmeye çalışıyoruz. Bölgedeki insanlar ilk başta bu ışıkları ilerideki bir kamp ateşinden geliyor sanıyor. Pilotlar da kalkıp ışıkların kaynağını tespit etmeye çalışıyorlar ama elleri boş dönüyorlar. Bilim insanlarının bu ışıklarla alakalı söyleyecekleri de teorilerden öteye gitmiyor. Kimisi bunun farklı sıcaklıklardaki ışık kırılmasından kaynaklandığını, kimisi de fosfin ve metan gazlarından dolayı meydana gelebileceğini söylüyor. Çünkü bu gazların bataklıklarda görülen parlak ışıklarla bağdaştırıldığı biliniyor. Emekli bir roket mühendisi kendi teorisini ortaya atıyor ve bu ışıkların ateşli kayaların piezoelektrik yüklenmesinden kaynaklandığını söylüyor ki hiçbir şey anlamadık. Herkes bir şeyler diyor da kimse net bir şey demiyor. Siz ne diyorsunuz? Aşağıya yazın bakalım. Bu fotoğrafa gelelim. Burada bilim insanı hiç görmemesi gereken bir şeyi görüyor. Kanalda araştırma yapmak için bölgede bulunan ekip birdenbire bu görüntüyle karşılaşıyor. Aradan hızlı biri hemen kamerayı çekip fotoğrafı yapıştırıyor. Fotoğrafın internet yolunu bulmasıyla her kafadan bir ses çıkmaya başlıyor tabii. Kimileri bunun bir anakonda olduğunu söylese de kimileri var ki bu fotoğrafın ne idüğü belirsiz bir kanal canavarına ait olduğunu söylüyor. Siz ne diyorsunuz? Yani bize soracak olursanız bu bir yılan da olabilir, daha önce görmediğimiz değişik bir hayvanda. Aşağıya yazın bakalım. Hadi devam. Naga ateş topları. Eğer Covid sonrası dünyada Tayland'a yolunuz düşerse gidip de Naga Ateş Topları Festivali'ni görmenizi tavsiye ederiz. Tayland'ın kuzeyinde Mekong Nehri boyunca gerçekleşen bu festival görüp görebileceğiniz en etkileyici ve gizemli festivallerden bir tanesi. Büyük insan grupları Mekong Nehri boyunca toplanıyor ve yüz binlerce parlak kırmızı ateş topunun sudan çıkıp gökyüzüne yükselmesini izliyor. Hayır hayır, bunlar iyi zamanlamayla atılan su geçirmez havai fişekler değil. Ne oldukları bilinmiyor zaten de havai fişek olmadıkları kesin. Tek bildiğimiz Ekim ayının sonlarına ve Kasım ayının başlarına doğru sudan gökyüzüne doğru ateş toplarının yükseldiği, birkaç saniye havada süzüldüğü ve akabinde gözden kaybolduğu. Yerlilerin bu ateş toplarının nereden geldiğine dair benimsediği belirli bir inanış var tabii. Onlar bu ateş toplarının nehirde yaşayan Payanok adındaki bir dev canavarın ağzından çıktığına inanıyor. Ancak bilim insanları bundan o kadar emin değil. Onların da aklında birkaç teori var tabii. Var ama hiçbiri henüz onaylanmış değil. Bazı bilim insanları bu ateş toplarının su altında çözünen organik materyallerin oluşturduğu metan gazı keseceklerinden kaynaklandığını düşünüyor. Metan gazıyla dolu bu kesecikler bol oksijenli havanın bulunduğu su yüzeyine ulaştığında ateş alıyor. Diğer bilim insanları ise bu ateş toplarının ay, güneş ve dünyamızın özel bir şekilde hizalanması sonucu ortaya çıktığından bahsediyor. Bu hizalanmayı sağlayanın da Mekong Nehri olduğunu söylüyorlar. Çoğu kişi de nehrin bataklığımsı yapısının fosfin gazı çıkardığından ve ateş toplarının bu sayede meydana geldiğinden bahsediyor. Ama kesin olarak bir şey söylemek maalesef ki mümkün değil. Torino kefeni. Kimi insanlarca kutsal kefen olarak da adlandırılan Torino kefeni, bir adamın negatif görüntüsünün olduğu keten bir kumaş olarak da açıklanabilir. Herkesin bu kumaş parçasına ait farklı fikirleri olsa da ortalıkta gezinen en yaygın teori bu kumaşın Nazaretli İsa'ya ait olduğu yönünde. Bu kumaşın da İsa çarmıha gerildikten sonra sarıldığı kefen olduğu düşünülüyor. Bu kefen edebiyattaki yerini ilk olarak 1354 civarında alıyor ancak 1384 yılına gelindiğinde zamane din insanları bunun sahte olduğunu iddia ediyor. 1578 yılından beri
İtalya'daki Torino Şapeli'nde bulunuyor. Ancak işin en değişik tarafı da Katolik Kilisesi'nin Torino kefenini ne kabul ediyor ne de reddediyor oluşu. Ama Papa Francis'in de Torino kefeni için kamçılanmış ve çarmıha gerilmiş bir adam ikonu yorumu yapması dikkat çekiyor. Günümüzde kullandığımız ileri teknoloji sayesinde pek çok işin köküne inmemiz mümkün. Bundan dolayı Torino kefeni mevzusunun da köküne inecek olmamız ihtimaller dahilinde. Mesela 1988 yılında yapılan radyokarbon tarihleme çalışmaları sonucunda Torino kefeninin 1260 ile 1390 yılları arasında dayandığı ortaya çıkıyor. Yapılan bu tarihlemenin yanlış olması umuduyla bazı insanların Torino kefeninin tamirattan geçtiğini ya da bir şekilde kontamine olduğunu iddia ettiği biliniyor. Günümüzde bile tek bir kumaş parçası din adamları ve bilim insanları arasında hararetli tartışmalara yol açabiliyor. Flores insanı. 2003 yılında Homo floresiensis olarak adlandırılan bir tür pigmi insan türüne rastlanıyor. Bu insan Flores adasında bir mağarada bulunuyor. Flores insanının kemikleri keşfedildiği günden bugüne bilim insanlarının aklını soru işaretleriyle dolduruyor. Bu değişik kemiklerin henüz keşfedilmemiş bir insan türüne mi yoksa hastalıklı bir insana mı ait olduğu henüz kesin değil. Bahsi geçen bu insanların adaya nasıl gittiği ise başlı başına bir merak konusu. Bilim insanlarının da belirli bir sonuca varmak için henüz yeterli sayıda kemik bulamamış olması cabası. Bölgeye kemik aramak için Amerikalı, Endonezyalı ve Avustralyalı arkeologlar gitmiş olmasına rağmen durum bu şekilde. Flores insanı kemiklerinden ortaya çıkarılan en komple iskelet yapısında da bir kafatası, tek bir omuz, kol, bilek olduğu ve iskeletin de alt kısmının aşağı yukarı yarım olduğu biliniyor. Araştırmalarla geçen son bir yılın sonunda farklı bir insana ait kemikler rastlanıyor. Bu kemikler arasında da çenenin bir kısmı, uzuv kemikleri ve bir çocuğa ait uzuv kemiklerinin bulunduğu biliniyor. Tüm bu bulguları bir araya getirince de ortaya küçük bir beyne, devasa dişlere ve tıpkı bir şempanzede olduğu gibi kısa bacaklara ve uzun kollara sahip olan bir insan çıkıyor. Yapılan karbon tarihlemeler sonucunda da bu insanın yaklaşık 80 bin yıl önce yaşadığı saptanıyor. Elimizde de bundan başka bir bulgu yok zaten. Siz ne diyorsunuz? Acaba o zamanlar sahiden de böyle miydik? Yoksa bu kemikler başka bir türe mi ait? Namibya Peri Daireleri. Güney Afrika'daki bu çölde onlarca yıldan beri karşımıza çıkan etrafı bitkilerle çevrili bu daireler bilim insanlarının sahiden ne kafasını karıştırıyor. Bu dairelerin çapı 3 ila 20 metre arasında değişiyor ve yüzlerce kilometrelik bir alana yayılmış durumdalar. Bu dairelere peri dairesi ismi verilmiş olsa da bilim insanları bunların herhangi bir mitolojik tarafı olmadığı kanaatinde. Yine de ortaya net bir teori atılabilmiş değil. Bulundukları bölgenin büyüklüğünden dolayı tüm bölgede bir inceleme yapmak ya da toplu bir deney yürütmek mümkün değil. Bundan dolayı bilim insanlarının teori üretmekten başka yapabileceği bir şey yok. Ortaya atılan teorilerden biri de Namib çölü kuru olduğu için suyun kısıtlı olması ve bitkilerin bu yüzden su için birbiriyle yarışa girmesi. Bitkiler su arayışıyla genişlediği için ortada kalan küçük bitkiler suya erişim sağlayamıyor ve ölüyor. Bu da ortada böyle bir boşluk kalmasına yol açıyor. Ama bu daireleri biraz kurcaladığınızda fark ediyorsunuz ki her birinin altında karınca kolonileri var. Bu karıncalar da yerin altına yuva yapıyor. Yiyecek ne var ne yok topluyor ve üstlerinde kalan bitkileri de yok ediyorlar. Dev parmak. Çocukken devlerle alakalı hikayeler okuyup filmler izlemişizdir. Ama şimdilerde biliyoruz ki bunlar sadece hikayelerden ibaretti. Yoksa değil miydi? Devler gerçek olabilir mi? 40 santimlik bu dev parmaktan yola çıkacak olursak devlerin bal gibi de gerçek olabileceğini söyleyebiliriz. Bu parmak Mısır'da Gregor Spor adı verilen bir araştırmacı tarafından fotoğraflanıyor. 1988 yılında yaşanan bu olayda Gregor'un yaşlı bir adama para verip de bu fotoğrafı zar zor çektiği biliniyor. Fotoğrafın çekildiği tarihi göz önünde bulunduracak olursak bu parmağın gerçekten de var olup olmadığı hakkında kesin bir şey söylemek yanlış olacaktır. Ama öyleyse bu parmağın sahibinin yaklaşık 5 metre boyu olduğu söylenebilir. Yani bu dev parmak onu da dev yapmaya yetecektir. Siz ne diyorsunuz? Bir diğer videomuzun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi ve henüz abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni yüklediğimiz videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.